Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde SketchUp text aracını göreceğiz. Bu text aracı sol tarafta ulaşılabilir bir durumda. Large tools'un içinde. Ben buraya tıkladığımda iki seçenek veriyor bana. Ya diyor boşluğa tıklayacaksın ya da bir modelin üstüne benim değmem gerekiyor diyor. Boşluğa tıklarsam bir yazı yazabilirim. Örneğin SketchUp yazalım. Ve tekrar boşluğa tıklıyorum. Aktif oldu. Yazımızın rengi kırmızı. Bu rengi istersem değiştirebilirim bu kısımdan. Edit deyip ya da buradaki seçili olanlardan örneğin siyah yapmak istiyorum. Siyah seçtim. Okey dedim. Artık rengi siyah. Seçip sağ tuş Entity Info demeniz lazım arkadaşlar. Seçeceksiniz. Sağ tuş Entity Info'dan buna ulaşabilirsiniz. Buradan fontunu değiştirebilirsiniz. Şöyle. Bakın burada fontlar var. Yine yazı stilini değiştirebilirsiniz. Kalın eğik şeklinde. Ve yazının boyutunu ayarlayabilirsiniz. Puntosunu ayarlayabilirsiniz. Okey diyorum ben. Bunun ismi ekran yazısı arkadaşlar. Yani bu yaptığımız işlem herhangi bir boşluğa tıklayıp da yazdığımızda bunun adı ekran, screen text, ekran yazısı anlamına gelir. Peki bir modele değdiğimizde ne olur bu işlemi yaparken? Örneğin burada bir modelimiz var. Yüzeyine çift tıklarsam arkadaşlar burada bana alanı verecektir. Boşluğa tıklıyorum. Yüzey alanını 103.36 metrekare sadece buradaki yüzey alanını verir arkadaşlar. İlla çift tıklamak zorunda değilsiniz. Şöyle bir kere tıklayıp geriye doğru çektiğinizde de yine burada alanı size verir. Demek ki yüzeylere tıkladığımızda alan veriyor. Line'ın üzerine tıkladığımızda bakın line'ın üzerine çift tıklarsanız bunun uzunluğunu verir. Boşluğa tıkladığımda bu şekilde yazar. Ya da tıklayıp geriye doğru çektiğinizde yine boşluğa tıkladığınızda da oklu bir şekilde ok işleminin varlığını görebilirsiniz. Eğer ok istemiyorsanız çift tıklayacaksınız. Yine buraya geldim. Burada da çift tıkladığımda buranın koordinatını verdi. Boşluğa bastım. İstersem bu noktaya gelip uzatabilirim. Ve x, y, z koordinatlarını bana o noktanın, buradaki noktanın x, y, z koordinatlarını verebilir. Şimdi kısa bir özet çekelim. Bir, noktaya tıklarsam yani bir köşeye tıklarsam koordinatları verir. Yüzeye tıklarsam alanı verir. Line'a tıklarsam da o line'ın uzunluğunu verir bana. Toplam uzunluğunu. Yani şuradaki line'ın toplam uzunluğunu verecek. Peki ben bunları değiştirebilir miyim hocam? Değiştirebilirim. Çift tıklarım üstüne. İstediğim yazıyı yazabilirim. Örneğin ders, text. Şöyle yazabilirim. Boşluğa tıkladığımda tekrar aktif olacak. Yani illa oradaki yazı kalacak, birim kalacak diye bir şey yok. Bunları ayarlayabilirsiniz. Örneğin diyorum ki bunun ve bunun renginin farklı olmasını istiyorum. O zaman sağ tuş seçip sağ tuş yapıyorum. Entity Info diyorum. Ve buradan rengi değiştireceğim. Renk kısmına bastım. Edit dedim. Kırmızı yapmak istiyorum diyelim. Okey dedim. Ve Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kırmızı bir şekil alacaktır. Tabii hepsi değişti. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Buradan ben örneğin sadece şunun değişmesini istiyorsam, mesela şunun değişmesini istiyorum. Sağ tuş yapıyorum. Seçtim. Entity Info dedim. Ve bunun siyah olmasını istiyorum. Siyaha tıkladım. Ve sadece bu siyah oldu. Yani hangisini değiştirmek istiyorsanız onları seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tek tek. Peki hocam, ben bunların hepsinin başlangıçta kırmızı olmasını istiyorum diyorsanız. Model Info'ya geliyorsunuz. Burada text kısmına gelip. Screen Text, Leader Text diye iki seçenek vardı. Demiştim size dersin başında iki seçenek çıkacak karşınıza. Ya boşluğa tıklayıp şuradaki sağ üst köşedeki yazı gibi ekran yazısı olarak yazacaksınız. Ya da bir modele deyip o işlemleri, şuradaki işlemleri yapabilirsiniz. Bunun da ismi Leader Text. Buradakiler. Lider yazı olarak geçiyor. Bu da ekran yazısı olarak geçiyor. Şimdi bunlar modele bağlı, bu modele bağlı değil. Şöyle biraz hareket edelim ve ne demek istediğimi anlarsınız. Ekran yazısı. Siz ne kadar hareket ettirirseniz de sağ üst köşedeki yazılara dikkat edin. Bunlar ekran yazısıdır. Screen text dediğimiz. Hareket etseniz de bu burada kalıyor yani sabit bir şekilde. Buna dikkat edin. Örneğin sağ alt köşeye bir yazı yazmak istiyorsanız siz burada ekran yazısı yazmak zorundasınız. Yani boşluğa tıklayıp ders işte 01 yazdınız ve boşluğa tıkladınız. Bu burada hep bu şekilde kalır. Bunların özellikleri aynı anda nasıl değiştirilir? Tek tek değiştirmeyi öğrendik. Fontlarını, boyutlarını. Peki aynı anda nasıl değiştirebilirim? Geliyorsunuz. Örneğin buradaki SketchUp ve ders 01 ekran yazısını ekran yazısı kısmında model infodaki text alanında ekran yazısı kısmına geliyorsunuz. Hepsini seç diyorsunuz. Select all screen text. Seçti. Hepsini mavi hale getirdi. Ve bunun rengini arkadaşlar ne yapıyorum? Şöyle farklı bir renk yapalım.
ve rengin değiştiğini görebilirsiniz. Yalnız buradaki renk değişmedi. Şu arkadaş değişmedi. O zaman onun için ne yapmam lazım? Önce select yaptım. Hepsi seçildi. Seçtikten sonra arkadaşlar buradaki rengi şöyle geliyorum. Ne yapalım? Siyah yapalım. Okey dedim. Ve update demeniz lazım arkadaşlar. Update dediğinizde buradaki renklerin hepsinin siyah olduğunu görürsünüz. Yani update yapmazsanız buradaki işlem hepsine uygulanmayacaktır. Aklınızda bulunsun. Yani ne yapıyorsanız hepsini değiştirmek istiyorsanız update yapacaksınız. Buradan fontları değiştirebiliyoruz yine aynı şekilde. Bunların hepsini seçip tabii önce seçeceksiniz. Seçtik. Fonta geldim. Örneğin bu fontu seçtim. Kalın yazdım. Biraz da büyük olsun dedim. Okey dedim. Ama ne yapmam lazım? Update demem lazım. Update. Şu an update dediğimde aktif hale geldi. Zaten saçma sapan şeyler çıktı. Peki şöyle geri gelelim. Düzelsin. Evet. Bir de leader text var. Leader text de zaten modelin üstteki ifadelerdi. Bunların da fontunu buradan değiştirebilirsiniz. Ama tabii ne yapmanız lazım? Hepsini seçip select all leader text deyip bütün sahnedeki bu özellikteki leader textleri seçer. Ve rengini ne yapalım? Kırmızı yapalım mesela. Şöyle. Okey dedim. Bakın bu şekilde bıraktığımda boşluğa tıkladığımda buradakilerin hepsinin olmadığını, hepsinin aynı işlemi görmediğini görebilirsiniz. O zaman ne yapacağım? Tekrar seçeceğim. Fontumu değiştirmeyeceğim burada. Sadece rengi değiştireceğim. Şöyle renk değiştirelim. Okey dedim. Ve update demeliyim. Update dediğimde bütün renklerin, seçilen bütün renklerin değiştiğini görebilirsiniz. Özelliklerin değiştiğini görebilirsiniz. O yüzden update yapmadan işlem yaparsanız aktif olmayacak. Buna dikkat edin. İkinci bir özellik leader lines'ta var. Yani buradaki arkadaşlarla alakalı. Şöyle. Bunlarla alakalı özellik. Nedir bu? Bu mesela open arrow dediğimizde burada açık ok var. Open anlamında açık. Eğer bunu siz, bu arada hepsini seçelim ki işlemler uygulansın. Bunu none yaptığımda okun ucuna dikkat edin burada. Şöyle görülebilir vaziyette. Herhangi bir nesnenin okun ucuna bakabilirsiniz. Update dediğimde bakın okun kaybolduğunu çünkü none seçtiğimiz için yok anlamında. Peki değiştirelim tekrar. Dot diyelim. Dot nokta anlamında. Tekrar update yaptım. Nokta haline döndü. Devam ediyorum. Closed arrow yani kapalı bir şekilde update yapıyorum. Okun kendisi kapalı vaziyet aldı. Ve open'ı zaten görmüştük. Closed şu an seçildi. Başka bir şeye gerek yok. Burada hepsini görüyorsunuz zaten. Push pin nedir? Push pin de şu. Aktif olarak push pin ile gelir. Yani burada değiştirilmemiştir. Siz değiştirirseniz ayrı mevzu. Peki ne anlama gelir? Şöyle etrafında döndüğümde, modelin etrafında döndüğümde arkadaşlar hiçbir yazı kaybolmuyor. Fark ettiniz mi? Yani halen daha orada duruyor. Mesela şu ders text yazısı şu noktayı ifade ediyor. Hatta şöyle anlatayım. Şuradaki ders text yazısı şu noktayı ifade ediyor. Ben o noktadan uzaklaştığımda ve görünmez hale geldiğinde şu an görünüyor ve görünmez hale geldi. Halen daha text yazısı duruyor orada. İşte diyor ki sana push pin ben görsem de görmesem de yazıları göstermeye çalışırım diyor. Sen dönsen de etrafında. Pozisyon yani görünüş pozisyonunda gözükmese dahi o yazıyı görmeye çalışırım diyor. Peki ikinci özellik için ne var? View based yani görüş açıma göre bana göster. Update diyorum. Tabi bu arada hepsini seçmem lazım. Seçmezseniz aktif olmaz. Ve view based dedim. Update dedim. Şimdi arkadaşlar kayboldu fark ettiniz mi hemen? Niye? Çünkü görünmeyen yüzleri size göstermeyecek. Gereksiz. Mesela şu an buradan bakıyorum. Neyi görebilirim? Şu line'ı görebilirim. Buradaki işte neyi görüyorum? Köşeyi görüyorum. Görmediklerimi gizler. Etrafında dönmeye başladığımda kimi görmeye başlarsam tabii görmek dedim. Şuradaki işaretlenen noktadan bahsediyorum. Yüzeyden. Şu an yüzeyi görüyorum. Noktaları görüyorum. Şu an kaybolacak. Bakın eğer açıdan çıktığı an o görüş açısından kaybolmaya başladı. Line ise tabii ki line ve nokta ise ayrı mevzu. Yani demek istediğim eğer o köşeyi görüyorsanız yazı da görülür. O köşe ya da kenarı ya da yüzeyi görmezseniz o yazılar kaybolur. Bunun özelliği bu. V-based görüş açısına göre göster diyor size. Ben push pin yapıyorum tekrar. Her açıdan gözüksün. Update yapıyorum. Tabii select all yapmam lazım. Sonrasında update yapmam gerekiyor. Şu an mümkün olduğunca her türlü göstermeye çalışacak bana. Küçük bir özet yaparak bitirelim. İki tane text yazısı yazabilirsiniz. Ya bir modelin üstüne şu an bağlı olduğu gibi şurayı export edeceğim. Modeli hareket ettirirseniz de o
yazılar beraber hareket edecektir. Bir de modelden bağımsız olan ekran yazıları var ki o da direkt burada boşluk kısmına basıp istediğiniz yere de taşıyabilirsiniz. İsterseniz buraya, isterseniz buraya, sadece üzerine tıklayıp move tuşu aktif olacaktır ya da move tuşuyla bunu yapabilirsiniz. Tercih sizin. Bu burada kalacaktır. Ekranı hareket ettirseniz dahi konumunu değiştirmeyecektir. Buna biz ekran yazısı diyoruz. Leader text'te buradakiler. Bunların ayarlarını nasıl değiştirildiğini, değiştirmek istediğinizde hangi özelliklere bakmanız gerektiğini zaten anlattım. Benim burada anlatacaklarım bu kadar. Belki derse görüşmek üzere arkadaşlar.